Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ders kitabından deneme konusu üzerinde duracağız. Kitabımızın 38. sayfasıyla 46. sayfaları arasında bulunan metin ve metinlerle ilgili soruları çözeceğiz beraber. Konuyla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Gelin isterseniz hemen konumuza geçelim ve sorularımızı çözelim. Değerli öğrenciler, bu dersimizi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf yeni müfredata ait kitabından işliyoruz. Olasılık dahilinde olmak üzere sizin kitabınız özel yayında olabilir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin değişik yerlerine farklı kitap gönderebiliyor. Bazı bölgelerde özel yayın, bazı bölgelerde kendi yayınına gönderebiliyor. Fakat işleyeceğimiz konu hangi yayın olursa olsun içerik aynı, müfredat aynı, sadece metinler ve parçalar farklı olacak. Dolayısıyla bu videomuzu izleyen tüm arkadaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi eğer kitabınız yanınızdaysa siz de kitabınızı elinize alın arkadaşlar ve birlikte sorularımızı çözelim. Şimdi konumuz deneme arkadaşlar. Bu konuya başlarken kitabımız önce bazı görseller vermiş ve konuya hazırlık mahiyetinde okuma öncesi bir şiir ve kısa bir denemeden parça vermiş ve sevgili arkadaşlar bizi konuya hazırlamak istemiş. İsterseniz önce bununla ilgili konuşalım. Daha sonra asıl konumuz olan yani bizden hocamızın soruların çözümünü isteyeceği okuma sırası başlığı altında Picasso'nun Hakları adlı metne geçeceğiz ve bu metnin sorularını çözeceğiz ve deneme hakkında bilgi vereceğiz. Arzu ederseniz giriş mahiyetinde kısaca ben bir denemenin tanımını sizlere yapayım arkadaşlar. Ondan sonra asıl konuya geçelim ve orada biz denemenin tanımını kitabımız nasıl vermiş, bize nasıl aktarmış bunun üzerine duralım. Arkadaşlar öz olarak, pratik olarak deneme dediğimiz zaman yazarın özgürce herhangi bir konuda özgürce herhangi bir delil ve ispat etme zorunluluğu olmadan, bak burası çok önemli. Yani herhangi bir kanıt sunma zorunluluğu olmadan özgürce, rahatça, samimi bir üslupla o konu hakkındaki görüşlerini dile getirdiği yazılara biz deneme diyoruz ve deneme türünün kurucusu Fransız yazar Montaigne arkadaşlar. Montaigne ve Tanzimat sonrası bizim edebiyatımıza da ne yapıyor? Deneme türü giriyor. Bu kısa girişten sonra söylenecek çok şey var. Birazdan zaten sizlerle bunları paylaşacağım. Bu kısa girişten sonra arzu ederseniz hemen sorularınızı çözelim. Şimdi okuma demiş, deneme türü konumuz ve konuya başlarken bize bazı görseller vererek bu görsellerle ilgili bizim yorumumuzu, görüşlerimizi sormakta ve bu görüşlerle ilgili bize çizgilerle, noktalı çizgilerle belirtilen bölümlere görüşlerimizi yazmamızı istemekte. Burada arkadaşlar iş size düşüyor. Yani benim burada kendi görüşlerimi sunmuş olmam bana göre olduğu için sizin görüşlerinizi kapsamaz ve bu da doğru olmaz. Şimdi bunun üstünde biraz konuşalım. Siz buna uygun olarak kendi görüşlerinizi cümleler halinde buraya yazın. Çünkü benim cümlelerim sizin cümleleriniz olmayacağı için ne olacaktır? Doğru bir tutum ve davranış olmayacaktır. Burada özgürce siz arkadaşlar bu görsellerden hareketle düşüncelerinizi aktarıyorsunuz. İsterseniz kısaca bir iki şey söyleyelim. Bakın burada görsellerde öncelikle doğanın kirliliği, doğayı insanların kirletmesi, otomobillerden çıkan gazların arkadaşlar havayı kirletmesi, gene sanayi tesislerinin havayı kirletmesi ve hava kirliliği sonucu doğadaki canlıların ölmesi, doğadaki canlıların ölümüne sebep olmamız, neden olmamız. Bunlar fotoğraflarda bize ne yapılmış, aktarılmış. Biz de bu fotoğraflardan hareketle doğa yani çevre kirliliği ile ilgili görüşlerinizi buraya ne yapıyoruz?
yazıyoruz arkadaşlar. Sonra yazdığımız bu paragrafı düzenleyip sınıfta okuyoruz. Diyor ki sizce arkadaşlarınızın yazdığı önerilerle sizin yazdığınız öneriler arasında benzerlik ve farklılıklar nedir? Bunları da gerekçeleriyle söyleyiniz diyor. Bunları yaparak arkadaşlar ilk bölümü, yani konuya başlarken bölümünü ne yapıyoruz? Atlatmış oluyoruz. Daha sonra okuma öncesi bize iki metin vererek bizi deneme türüyle ilgili konuya hazırlamak istiyor kitabımız. Burada da arkadaşlar Arif Nihat Asya'nın Bayrak adlı şiiriyle Sezai Karakoç'un Günlük Yazılar 1 adlı eserinden Anadolu'yu Dinlemek adlı bir metin verilmiş. Ve bize Bayrak ve Anadolu'yu Dinlemek metinlerini aynı duygu ve tonlamayla mı okursunuz gibi bir soru soruyor arkadaşlar. Bir defa aynı tonlamayla ve vurguyla ne yapamayız arkadaşlar? Okuyamayız bu iki metni. Neden? Çünkü birisi, bakın, Bayrak şiirimiz nedir? Bir sanatsal metindir ve bu metin coşku ve heyecana dayalı bir metindir. Dilin şiirsellik işleviyle okunacak bir metindir. Dolayısıyla buradaki vurgu ve tonlamayla Anadolu'yu Dinlemek adlı Sezai Karakoç'un yazmış olduğu bu metni aynı vurgu ve tonlamayla ne yapamayız? Okuyamayız arkadaşlar. Şimdi birincide duygularımızı ne yapıyoruz? İşin içine katıyoruz. Yani temaya göre. Diğerinde ise bir düz yazı nesil olduğu için doğrudan doğruya gönderdiği karşıya iletiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ikisini aynı tonlama ve vurguyla okuyamayız. Peki burada isterseniz vurgu ve tonlamanın tanımını yapalım. Neden bu ikisinin tanımını da yapalım diyorum. Çünkü hocanız sorabilir. Arkadaşlar vurgu dediğimiz zaman bir metinde bir sözü söylerken o ifadeleri, bir kelime olabilir, cümle olabilir, bu ifadeleri baskılı ve şiddetli söylemeye biz vurgu diyoruz. Yani vurgulayacağımız şeyi ne yapıyoruz? Daha şiddetli, daha baskılı, daha böyle göze sokar bir şekilde ifade ediyoruz. Burada biraz abarttım bu son sözümle ama konuyu daha iyi algılayın diye ifade ettim. Biz ikiye ayırıyoruz vurguyu ağırlıklı olarak. Kelime vurgusu, burada hecelerin vurgulanması önemli. İki cümle vurgusu, burada da cümledeki kelimeleri vurgulamak. Cümle vurgusunda arkadaşlar Türkçe'de en önemli husus vurgulayacağımız kelimeyi, vurgulayacağımız sözcüğü yükleme en yakın yere getirmektir. Kelime sözcük vurgusunda ise arkadaşlar Türkçe'de genellikle vurgu son hecededir. Bazı istisnalar vardır. Konumuz dil bilgisi olmadığı için ayrıntıya girmiyorum. Dolayısıyla biz vurguyu baskılı ve şiddetli okuma olarak metinde ifade edebiliyoruz, ediyoruz. Tonlamaya gelirsek arkadaşlar, tonlama ise söyleyeceğimiz cümleyi, söyleyeceğimiz kelimeyi, ifade ettiğimiz duyguları da sesin yükseltilip alçaltılması, inceltilip kalınlaştırılması gibi hususlarla tonlamadır arkadaşlar. İşte burada tonlamanın en bariz, vurgu ve tonlamanın en bariz görüldüğü yer Bayrak şiiridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada daha çok fark edilecektir. Çünkü duygular şiirlerde daha ön plandadır. Ve bir diğer soruda, ikinci soruda ise şunu ifade ediyor arkadaşlar. Okuyacağınız Picasso'nun Hatları adlı denemenin başlığından ve yandaki görselden hareketle denemenin içeriği hakkında tahminlerinizi yazınız diyor. Burada da arkadaşlar sizler tahminlerinizi noktalı yere yazıyorsunuz. Burada özgür olun. İlla sevgili arkadaşlar hocanız oldu olmadı demeyecek. Niye? Çünkü sen daha Picasso'nun Hatları adlı metni okumadın. Yandaki görselden hareketle ne yapıyorsun? İfade ediyorsun. Burada sevgili arkadaşlar özgürce, rahat bir şekilde sizler görüşlerinizi noktalı yerlere yazıyorsunuz.
Ve B şıkkındaki soruda da diyor ki Picasso'nun Hatları adlı denemeyi okuduktan sonra denemenin içeriği hakkındaki bölümü doldurunuz. Evet, Picasso'nun Hatları adlı metni de okuduktan sonra hemen soldaki bölümü, bakın denemenin içeriği diyor, onu da denemeyi okuduktan sonra ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Evet, şimdi gelelim asıl konumuza, yani metne. Okuma sırası başlığı altındaki Picasso'nun Hatları adlı metni okumaya. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki metni düz yazıya özgü vurgu ve tonlamaya dikkat ederek ne yapınız? Okuyunuz. Arkadaşlar bunu sesli olarak sınıfta hocanız size okutacak. Fakat tavsiyem sınıfta okumadan önce evde siz bir okuyun ve konuyu kavrayın. Daha sonra konuya devam edin. Evet, şimdi ben sizi bu metni okuduğunuzu farz ederek sorularımızın çözümüne geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda söz varlığımız başlığı altında sevgili arkadaşlar metinde geçen kelimeler ve cümlelerle ilgili bu cümlelerin içindeki kelimelerin sözlük anlamları üzerinde durmuş. Biliyorsunuz arkadaşlar bir kelimenin birden fazla neyi olabilir, anlamı olabilir. Bunu biz sözlükten buluyoruz. Peki sevgili arkadaşlar bu kelimenin anlamı neye göre değişiyor? Cümlede kullanıldığı bağlama göre. Peki burada bağlamı nasıl anlamamız lazım? Arkadaşlar bir kelimenin, bir sözcüğün cümle içindeki kullanılan anlamına biz burada bağlam diyoruz. Bağlam diyebiliyoruz. Şimdi bize örnek olması bakımından kanaat kelimesini vermiş. Ve metinde geçen kanaat kelimesiyle ilgili bir paragrafı vermiş. Ve bu paragrafta kanaat kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı, sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını ifade etmiş. Burada kanaatın görüş anlamında kullanıldığını ifade etmiş ve tik atmış. Şimdi aynı şekilde iki ayrı kelime vermiş ve bu iki kelimenin geçtiği bölümleri ifade ederek bu iki kelimeyle ilgili sözlükte hangi anlamda kullandığını bize sormuş. Gelin hemen isterseniz beraber yapalım. Evet arkadaşlar kültür kelimesini sormuş. O resimler diyor kullanılan malzemelerin cinsi, mahiyeti ne olursa olsun Batı kültürünün temsil ettiği bir algılamanın, bir kavrayışın yansımasını gösterir. Bakın kültür kelimesi nerede geçiyor? Batı kültürünün diyor. O zaman arkadaşlar burada bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü olarak ifade edebiliriz. Yani ikinci anlamını ifade edebiliriz. Niye? Çünkü Batı kültürü dediğine göre arkadaşlar bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü kavramı daha doğru olacaktır. Bir diğer kelime ise özgü kelimesi arkadaşlar. Burada da Picasso acaba gerçekten bizim hat sanatımızın etkisi altında mı kaldı da o resimleri yaptı? Yoksa hat sanatını bir malzeme olarak kullanarak kendine özgü bir niyetini gerçekleştirmek mi istedi? Bakın burada da kendine özgü derken yazarın yani Picasso'nun kendisinde bulunan arkadaşlar başka birinde rastlanmayan yani aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanmayan öze, has, mahsus anlamında kullanıldığını ne yapabiliriz? İfade edebiliriz değerli öğrenciler. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tablomuzu doldurduktan sonra hemen ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz çok güzel, çok önemli bir soru. Diyor ki okuduğunuz Picasso'nun Hatları adlı denemede geçen İslam, İslami, hal, hatta kelimelerinin güncel yazım şeklini Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Bu sözcüklerin metnin aslındaki yazımı ile güncel yazımı arasındaki farklılıkları belirleyiniz. Farklılıkların gerekçelerini söyleyiniz. Arkadaşlar soruyu cevaplamadan önce hemen
metni açıp orada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bakın, metnin yazılış tarihi nedir? Rasim Özdenören ne zaman yazmış? Temmuz 1979. Yani bu yazının yazım tarihi nedir? 1979. O zaman bu yazının yazıldığı tarihteki dil kurallarıyla, yani Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzundaki kurallarla günümüzdeki kuralların farklı olduğunu ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Ki doğrudur. O dönemle bu dönem arasında birkaç kez Türk Dil Kurumu yazım kurallarıyla ilgili birçok değişikliğe imza attı. İşte bundan dolayı kitabımız bu soruyu soruyor. Peki hemen bu bize verilen kelimelere bakalım. Mesela İslam diyor. Dikkat ederseniz İslam kelimesinde A şapkalı. Günümüz Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde İslam kelimesindeki A'da bulunan şapka yoktur arkadaşlar. Şapka kaldırılmıştır ve bugün için biz İslam'ı uzatmadan söylüyoruz. İslam diyoruz. İkinci bir kelime İslami kelimesi. İslami kelimesinde arkadaşlar hem şapka var hem de i kelimesinde nispet i'si diyoruz. Sondaki i aitlik i'si anlamında, nispet i'sidir. Temel anlamı. O i'deki şapka da günümüz TDK güncel sözlüğünde yok. Yani onu da biz şapkasız yazıyoruz. İslami derken. Ve bir diğer kelime hal kelimesi. Arkadaşlar metinde kullanılan hal kelimesine baktığımız zaman durum, tavır gibi anlamlarda kullanılır. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde 3 tane hal kelimesi var. Arkadaşlar burada kullanılan kelimedeki A'nın üstünde şapka olmalı ve şapkalı yazılmalı. Dolayısıyla hal burada durum, tavır gibi anlamlarda kullanılmıştır diyoruz ve bu da o günkü, yani 1979 yılındaki dil kurallarından farklı olarak günümüzde ne yapılmakta yazılmış. Ve gene hatta kelimesi var. Sevgili arkadaşlar, hatta kelimesi de bile, dahi gibi, üstelik gibi anlamlar içeren bir kelime. Burada da hatta da dikkat edin, son A'da şapka kullanmış yazarımız. Günümüz Türk Dil Kurumu sözlüğünde şapka kullanılmamakta, bunu da ifade edelim. Burada yazmış bulunuyoruz. Siz de notunuzu alacaksınız. Peki neden böyle olmuş sevgili arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, Türk Dil Kurumu sevgili dostlar kuruluşundan günümüze kadar değişik zamanlarda dildeki gelişmelere bağlı olarak Türkçemizde yazım ve imla ile ilgili değişiklikler yapmış. Birazdan bununla ilgili diğer sorularımızda da konuyu sizinle pekiştireceğiz. Bundan mütevellit olarak günümüz imlasında bu nedenle yapılan değişimler bu sorunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar unutmayalım, dil canlı bir varlıktır. Yani nasıl ki insanoğlu doğuyor, büyüyor, gelişiyor, ölüyor. Dilimizdeki kelimeler olsun, bazı kurallar olsun zaman içinde ihtiyaçlara mebni, ihtiyaçlar nispetinde ne oluyor? Değişebiliyor. Günün gereklerine göre dil kurumumuz, Türk Dil Kurumumuz da bu değişiklikleri yapıyor. Ha, burada bir kısmı haklı mı değil mi? Onlar tartışılır. Benim de o konuda bazı görüşlerim var. Tabii dersinizin konusu o değil. Sevgili arkadaşlar, üçüncü soruya gelirsek. Üçüncü soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerde virgüllerin kullanımlarını Türk Dil Kurumu'nun genel A sayfasındaki virgülün kullanım yerleriyle karşılaştırınız. Bu karşılaştırmanız sonucunda virgülün güncel kullanımıyla bu metindeki kullanımları arasındaki farklılıkları gerekçeleriyle yazınız. Bakın burada noktalı yere yazacağım. Şimdi ben size ne olduğunu söyleyeceğim. Sizler oraya not alacaksınız. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda, yani birinci kullanımda diyor ki sonunda da, dağdan sonra, bağdaş olan dağdan sonra virgül koymuş. Picasso'nun eserlerinden daha farklı bir eser ortaya çıkmış olmaz. Sevgili arkadaşlar, bu gibi kullanımlarda günümüzde bağlaç olan dağdan sonra virgül konmaz. Günümüz Türkçesinde, günümüz imla kılavuzunda Türk Dil Kurumu'nun kurallarına uygun olarak yazacaksak
Günümüzde biz bu bağlaç olan dağdan sonra virgül koymuyoruz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar günümüz imlasına bu uymaz. Ama o günkü imlamız da var. O ayrı bir husus. Geçiyoruz ikinci cümlemize. Picasso İslam hatlarını resmine malzeme olarak seçerken deyip virgülü kullanmış. Kendi resim kültürünün, resim geleneğinin özüne sadık kalmıştır. Şimdi arkadaşlar burada seçerken kelimesi, evet seçerken kelimesindeki seçerken nedir? Bir zarf fiildir. Değerli öğrencilerim, Türkçe kurallarımız içinde bir cümlede zarf fiil bir kere kullanılmışsa zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. Eğer cümlede birden fazla zarf fiil kullanılıyorsa birinci zarf fiilden sonra virgül kullanılabilir. Dikkat ederseniz buradaki cümlede sadece bir tane zarf fiil kullanılmış. Dolayısıyla bu zarf fiilden sonra virgül kullanmamız hatalıdır. Dolayısıyla değerli öğrencilerim bu virgülün günümüz imla kılavuzuna göre olmaması gerekir. Bu yazının 1979 yılında yazıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Güncel Türk Dili Türk Dil Kurumu sözlüğünde, yazım kılavuzunda bu virgülü koymuyoruz. Ve son cümlemiz, o malzeme aynı zamanda kendini meydana getiren kaynaktan yoksun bırakılırsa, sağ S'den sonra virgül konulmuş, devam ediyor, getiren ruhtan soyutlanırsa derken cümlede arkadaşlar sağ S şart kipi ekinden sonra, şart ekinden sonra ne yapılıyor? Virgül konuyor. Bu da arkadaşlar yanlıştır. Güncel sözlüğümüze göre yanlıştır. Kullanılmaz. Dolayısıyla bu saseden sonraki virgüller de olmamalıdır. Şart ekinden sonra ne yapmıyoruz? Virgül koymuyoruz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Şimdi koskoca yazarımız hatalı mı yazmış diye bir soru aklınıza gelmesin. Neden? Çünkü bakın yazımız ne zaman yazılmış? Temmuz 1979 yılında. 1979 yılındaki imlamız böyleydi. O günkü kurallara göre yazıldığına göre günümüz kurallarından farklılık ne yapacak? Arz edecek. Onun için arkadaşlar derslerimizde seçilen metinleri incelerken ne zaman yazılmış, hangi tarihte yazılmış bunları da göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü günümüzdeki imla kurallarına göre farklılıklar ne yapabilmekte? Arz edebilmekte. Ve hemen gelelim bir diğer sorumuza. Metnimizi anlayalım sorularımızı arkadaşlar. Bu sorularımızı yapalım. Sayfa 43'teki sorularımızı yapalım. Şimdi sorumuzda diyor ki okuduğunuz Picasso'nun Hatları adlı denemeye göre Picasso hat sanatını eserlerinde nasıl kullanmıştır? Arkadaşlar kısaca ifade etmemiz gerekirse bir malzeme olarak ne yapmıştır? Bu sanattan faydalanmıştır. Dolayısıyla bu soruya cevap olarak Picasso hat sanatını eserlerinde bir malzeme olarak kullanmıştır diyoruz. Bunu da sevgili arkadaşlar hemen metnimizin ilk bölümünde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani buradan soruyu çıkarabiliyoruz. Siz okuduğunuz hemen zihninizde çağrışım oluşmuş. Ve ikinci sorumuza gelelim. Oysa diyor malzeme olarak kullanılan bir gelenek sadece bir malzeme olarak kalır. O malzeme aynı zamanda kendini meydana getiren kaynaktan yoksun bırakılırsa, yani o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanırsa, o malzemeyi kullanarak varılmak istenen sonuç elde edilmeyecektir. Cümlelerinden hareketle geleneğin sanat eserlerinde nasıl kullanılması gerektiği hakkında düşüncelerinizi söyleyiniz. Burada arkadaşlar siz özgürce kendi düşüncelerinizi bu metinden hareketle, bu cümlelerden hareketle ne yapacaksınız? Söyleyeceksiniz. Ne diyebiliriz arkadaşlar özetle? Kullanılan malzeme o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanmamalıdır. O malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlanmadan işlenmelidir. Eğer o ruhtan soyutlarsak o malzemeyi, yani o kültüre ait malzemeyi o kültürden ayrı uzak bir şekilde alırsak gereği yapılmamış olur.
arkadaşlar. Dolayısıyla o ruh eksikliği de o sanat eserinde bir eksiklik olarak durur ve o sanat eseri o sanatın gerçekliğini yansıtmaz. Dolayısıyla arkadaşlar o malzemeyi meydana getiren ruhtan soyutlamadan yapmak lazım o sanatı ve soyutlanmamalı. Bunu ifade ediyorsunuz. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki Picasso adı geçen hatları kendi kültürünün süzgecinden, kendi kavrayışının eleğinden geçirerek yeniden anlamlandırmıştır cümlesi güzel sanatların hangi özelliğinden özelliklerini vurgulamaktadır. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sanat dalları şairin duygu ve düşüncelerine, onun üzerinde bıraktığı izlenimlere göre ne yapılır? Şekillenir. Yani sevgili arkadaşlar bir manzaraya bakın, dikkat edin. Bir manzaraya baktığınız zaman o manzarayı çizecek bir ressam kendi duygu, görüş, düşünce ve bakış açısına göre o resmi çizer. Dolayısıyla sanat eserlerinde sanatçı almış olduğu eğitime, kültür düzeyine, hayata bakışına göre nesneyi farklı algılar. Dikkat edin arkadaşlar. Aynı manzaraya bakan iki ressam, bak aynı manzara dikkat edin, bakan iki ressam aynı resmi çizmez. Evet, aynı manzarayı çizer ama motomot aynı resim değildir. Niye? Çünkü her sanatçının bakış açısı farklıdır. Bakın yüzlerce belki binlerce anne ile ilgili, vatanla ilgili, aşkla ilgili şiirler var. Hepsi birebir aynı mı? Değil. Neden değil? Çünkü sevgili arkadaşlar sanatçının farklı bakış açısı, farklı duygulanışı, farklı imgelemleri vardır. Yani o eserden, o baktığı üründen, doğadan, duygudan hepsinin farklı farklı bakışları, farklı farklı duyguları, düşünceleri vardır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sanat eseri öğretici eserler gibi değildir bu anlamda. Kendine özgü özellikleri olan bir eserdir. Dolayısıyla burada sanatçı da kendine özgü olarak o hat eserlerini anlamlandırmış ve kendi süzgecinden geçirerek kendi duygu, düşünce ve bakış açısına göre kendi süzgecinden geçirerek eserlerinde ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Yeni bir ürün ortaya koymuştur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sanat eserlerinin böyle farklı yönleri var ve sanatçının duygularına, düşüncelerine, hayata bakışına göre bir nesneyi farklı algılayışı vardır. Bundan dolayı sanat eserleri birbirine benzemez. Aynı konu, aynı temada işlense bile hiçbir sanat eseri birbirinin tıpatıp aynı değildir. Birbirine benzemez. Hepsi farklı çağrışımlar, farklı imgelemler ne yapar? Ortaya koyar. Gelelim dördüncü sorumuza. Okuduğunuz metinde geçen düşünceyi geliştirme yollarını, yani tanık gösterme, tanımlama, karşılaştırma, bunları bulunuz ve bunların metne katkısını yazınız demiş. Arkadaşlar hemen metnimizi açalım isterseniz. Bakın arkadaşlar metnimizde bazı cümleleri okuyalım sizler. Bakın değişik paragraflarda karşılaştırmalar yapmış, tanımlamalar yapmış yazarımız. Bunlar üzerinde duralım. Mesela arkadaşlar diyor ki yazarımız, son yıllarda bazı şairlerimizin denemeye çalıştığı gazel kaside başlığı altında yazılan şiirlerle Picasso'nun yaptığı resimler arasında bu bakımdan bir ilgi yok mu? Bakın ne yaptı? Bir karşılaştırma yaptı. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Son yıllarda bazı şairlerin gazel ve kasidelerle yaptığı işlemler ile Picasso'nun yaptığı arasında bir karşılaştırma yaptı. Gene sevgili dostlar. Mesela diyor ki başka bir biçimde söylersek Picasso'nun o resimleri İslami hatlara ne kadar benziyor olursa olsun o resimlerle bir İslami sanatı meydana getirmiş olmamaktadır derken
Picasso'nun resimleriyle İslami sanatın ortaya koyduğu eserler arasında bir karşılaştırma yapıyor diyebiliriz. Gene arkadaşlar bir diğer paragrafta bunun tersi örnekler de var elimizde diyor. Söz gelişi bir Sezai Karakoç'un, bir Erdem Bayazıt'ın, bir Cahit Zarifoğlu'nun, Akif İnan'ın, Osman Sarı'nın şiirlerinden süzülen öyle bir hava var ki derken burada bu sanatçılarımızı bir nevi ne yapıyor? Tanık gösteriyor. Gene gelenek kavramı diyor bir sonraki paragrafta. Gördüğüm kadarıyla genel olarak edebiyat metninde sadece bir malzeme olarak anlaşılmamaktadır şeklinde bir bölümüyle bir tanımlama yoluna gitmiş sevgili arkadaşlar. Ve gene son bölümde bir karşılaştırma yapmış. Yerli bir sanat, yerli bir edebiyat meydana getirebilmek için kendi sanatımızın, edebiyatımızın geleneklerinden yararlanmaktan söz açanlar derken buna karşı olanlarla bundan söz açanlar arasında bir gene karşılaştırmalar ne yapmaktadır sanatçımız yapmaktadır. Bakın sayfa 41'de 40 ve 41'deki bölümler. Dolayısıyla bunları sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Dördüncü sorumuzun altındaki noktalı yerlere yazıyoruz. Peki bunları niye yaptı yazar? Bunların metne katkısı nedir arkadaşlar? Sevgili öğrencilerim, bir metinde anlatımı geliştirme yolları o metnin ortaya çıkışında yazara ne yapmaktadır? Destek olmaktadır. Yazarın görüşlerini daha rahat karşı tarafa iletme amacıyla kullandığı araçlardır. Dolayısıyla biz de bir yazı yazdığımız zaman ne yaparız? Yazımızın gerektirdiği anlatımı geliştirme yollarını kullanırız. Bu arada biz ikiye ayırıyoruz. Anlatım biçimleri ve anlatımı geliştirme yolları diye. Anlatımda iki yol var. Arkadaşlar kısaca ona da değineyim isterseniz. Mesela anlatım biçimleri dediğimizde öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, söyleşmeye dayalı anlatım, kanıta dayalı anlatım, kanıtlayıcı anlatım, ondan sonra değerli arkadaşlar mizahi anlatım gibi anlatımlar, açıklayıcı anlatım, öğretici anlatım gibi anlatım biçimleri var. Bu anlatım biçimleri arkadaşlar kimisi edebi metinlerde kullanılan anlatım biçimleridir, kimisi sanatsal metinlerde kullanılan anlatım biçimleridir. Bildiğiniz üzere bizim metinleri ikiye ayırıyoruz temelde. Sanatsal metinler ve yani edebi metinler ve öğretici metinler. Onlar da kendi arasında çeşitlere ayrılıyor. Konumuz ilerlediği zaman bunlar üzerinde de duracağız. Ve bu anlatım, bu anlatıları, bu yazı türlerini yazdığımız zaman da anlatım biçimlerini kullanıyoruz. Mesela bunların bir kısmı, mesela betimleyici, öyküleyici anlatım ağırlıklı olarak sanat metinlerinde karşımıza çıkar. Bu anlatım biçimlerinin bir de öğretici metinlerde kullanılan yönü vardır. Onlar da öğretici metinlerde mesela kullanılır. Mesela kanıtlayıcı anlatımı biz bir hikayede, bir romanda kullanamayız arkadaşlar. Nerede kullanırız? Makalede kullanırız. Tamam mı? Demek ki anlatım biçimleri de kullanım yerine göre ne yapmaktadır? Değişmektedir. İşte bu anlatım biçimlerini geliştiren anlatım geliştirme yolları var. Düşünceyi geliştirme yolları da denir arkadaşlar. İşte bunlardan arkadaşlar tanık gösterme, karşılaştırma, benzetme yapma. Ondan sonra değerli arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma. Bunlar da anlatım biçimlerimizi destekleyen yönlerdir. Bunları da ilerleyen derslerimizde sizlerle ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Şimdi gelelim sayfa 44'teki B maddesine. Yani şu sorumuz arkadaşlar. Diyor ki metinde geçen ve ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri bulunuz. Örnek vermiş. Picasso resimlerinde sanat sanatını kullanırken, hat sanatlarını kullanırken İslami bir niyet taşımamaktadır. Bu bir yan cümleciktir. Arkadaşlar yan cümlecikleri biz bu metindeki her paragrafta yer alan, o paragrafı ortaya koyan ana konunun yardımcı konuları olan paragraflardaki cümlelerden, cümleciklerden çıkarabiliriz. Sizler her paragrafta yazarın ana düşüncesini ortaya koymak için destek mahiyetinde ifade ettiği cümleleri bu noktalı yerlere ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Kitaptaki bu örneğimize, verilen örneğe göre arkadaşlar buradan hareketle yazabilirsiniz. Gelelim şimdi en önemli sorumuza. 5. Belirlediğiniz yardımcı fikirlerden yararlanarak denemenin konusunu, ana fikrini ve yazılış amacını
belirtiniz arkadaşlar. Burada bir tablo vermiş. Bu tablo bence dar ve kısa bir tablo. Biraz daha geniş olmasında fayda vardır rahat yazabilmemiz için. Şimdi isterseniz onu yapalım. Öncelikle metnin konusu üzerine duralım. Sevgili arkadaşlar, Picasso'nun Hatları adlı bu denemeyi yazarımız neden yazmıştır? Picasso'nun hat sanatını bir malzeme olarak kullanmasıdır. Konumuz ne? Picasso'nun İslami hat sanatını bir malzeme olarak kullanmasıdır. Peki metnin ana fikri nedir sevgili arkadaşlar? Yerli bir sanat ve edebiyat meydana getirebilmek için öncelikle bu sanatı meydana getiren ruhu tanımak gerekir. Bu cümle bizim neyimizdir arkadaşlar? Metnimizin ana fikridir. Şöyle de ifade edebiliriz. Yerli bir sanat ve edebiyat meydana getirebilmek için sevgili arkadaşlar, bu sanatın meydana getiren bu ruhtan ne yapmak lazım? Faydalanmaktır veya faydalanmalıdır gibi bir cümleyle ana düşünceyi ortaya koyabiliriz. Peki bu metnin yazılış amacı nedir arkadaşlar? Yerli sanatı meydana getiren sanatçıların bu sanatı başkalarından kopyalama suretine gitmemeleri, bu sanatı kopyalayarak meydana getiremeyecekleri şeklinde bir ifadeyle bu amacı ortaya koyabiliriz. Bunu da zaten yazarımız son paragrafta bakın veriyor. Diyor ki yerli bir sanat, yerli bir edebiyat meydana getirebilmek için kendi sanatımızın, edebiyatımızın geleneklerinden yararlanmaktan söz açanlar, ilkin bu sanatı, bu edebiyatı meydana getiren ruhu kendi bağlamı içinde kavramaya çalışmalıdır. İşte arkadaşlar, yazılış amacı budur. Yani yerli sanatı meydana getiren kişilerin, sevgili arkadaşlar, ilkin bu sanatı, bu edebiyatı meydana getiren ruhu ne yapmalarıdır? Bu ruhun bağlamı çerçevesinde sevgili arkadaşlar kavramaları gereklidir. Kavramaya çalışmalarıdır. Bu amaçla yazarımız ne yapmıştır? Bu yazıyı yazmıştır. Bu denemeyi yazmıştır. Burada zaten son paragrafta da bunu çok güzel bir şekilde vurgulamış. Ana fikre de bir destek olmuş. Ve gelelim 6. soruya arkadaşlar. Picasso'nun Hatları ve Sanat adlı metinlerden alınan bölümleri okuyunuz demiş. Arkadaşlar burada bakın iki paragraf Picasso'nun hatlarından verilmiş ve şiir bölümünde işlediğimiz arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiiri Sanat adlı şiirinden de 3 tane dörtlük vermiş. Bu ikisini okuyup sevgili arkadaşlar bununla ilgili soruları cevaplamamız isteniyor. Diyor ki okuduğunuz bölümlerden hareketle Rasim Özdenören ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanata bakışlarındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız demiş noktalı yere. Arkadaşlar sizler benzerlik ve farklılık diye iki başlık koyabilirsiniz. Ben size kolaylık olsun diye böyle bir bölüm yaptım. Şimdi arkadaşlar her iki metne de baktığımızda her iki sanatçımızın benzerlik olarak bir yerlilik yani Anadolu sevgisi, Anadolu'luk, yerlilik kokusunu hissediyoruz her ikisinde de. Yani her iki yazar ve şairimiz arkadaşlar yerli, milli yani bize ait olan değerlere sahip kişiler olduğunu buradan ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz arkadaşlar. Fakat bunun yanında anlatım biçimi olarak, metinlerin türü olarak, konuyu işleyiş tarzı olarak, konuların farklılığı olarak ve kendine özgülük olarak farklılıklar ne yapmaktadır? Bu iki yazar göstermektedir. Çünkü bu da gayet doğaldır. Birisi bakın duygularını şiir olarak dile getirirken diğeri düz yazı nesir olarak ne yapmaktadır? Dile getirmektedir. Dolayısıyla farklılıklardan birisi de nedir?
arkadaşlar. Birinin düz yazı, birinin manzum olarak, yani şiir şeklinde yazılması, belli bir ölçüye, belli bir kalıba, belli bir düzene göre yazılmasıdır. Dolayısıyla bunları sizler noktalı yerleri ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Ve şairimizin hayatı, eserleri hakkında bilgi var ve iki tane paragraf vererek hangisinin bu yazara ait olabileceği üzerinde bir soru var. Hemen zaten keşfetmişsinizdir arkadaşlar hangi metnin yazarımıza ait olduğunu ve bu metinden sonra da 46. sayfadaki sorumuz geliyor ve bu sorumuzla da videomuzu ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. Bu sorumuzda da sevgili arkadaşlar, deneme türüyle ilgili aşağıdaki düz yazı türlerine ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Bu özelliklerden Picasso'nun hatları adlı denemede bulunanları işaretleyiniz demiş. Bunu hemen işaretleyelim. Daha sonra denemenin tanımını yapalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar bu konumuzu. Evet arkadaşlar, duygu ve düşünceler kesin sonuçlara varılmadan aktarılır. Evet sevgili arkadaşlar, bir denemede duygu ve düşünceler kesin sonuçlara varmadan aktarılır. Bunu ifade edebiliriz. Gene duygu ve düşünceler iddiasız bir şekilde açıklanır ifadesini işaretleyebiliriz. Gözlem ve deneyimlerden yararlanılır ifadesini işaretleyebiliriz. Anlatılanları kanıtlama zorunluluğu yoktur ifadesini işaretleyebiliriz arkadaşlar. Bireysel keşiflerle okurda bir takım etkiler ve izler bırakmak amaçlanır işaretleyebiliriz. Anlatımda içten ve samimi bir anlatım yeğlenir. Bunu da ne yapabiliriz arkadaşlar? İşaretleyebiliriz. Bu maddeler denemenin özelliklerindendir. O zaman hemen denemeyi tarif edelim. Biliyorsunuz dersinizin başında sizlere bir tarifte bulunmuştum. İsterseniz şimdi kitabımızın tarifiyle bunu da pekiştirelim ve sonra sizleri yeni konumuzla ilgili yönlendirip dersimizi tamamlayalım. Deneme, yazarın seçtiği bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, hatırlayın biraz önce ifade ettik, kişisel görüş ve düşünceleri anlattığı metin türüdür. Denemede yazar sanat, edebiyat, doğa, yaşam, dünya görüşü gibi insan ve insanla ilgili konulara değinir. Deneme yazarı gözlemlerinden ve deneyimlerinden yararlanır. Kendisiyle konuşur gibi içten ve yapmacıksız bir ifade tarzı benimser. Ve unutmuyoruz arkadaşlar, denemede kanıtlamaya gitme zorunluluğu yoktur. Yani yazar fikir ve görüşlerini kanıtlayıcı bir anlatımla anlatmaz. Bu şekilde bir ifadede bulunmaz. Hocam örnekler verebiliyor. O örnekleri sen inanasın, onun gibi düşünesin diye vermiyor arkadaşlar. O örnekleri kendi bakışını yansıtmak için ortaya koyuyor. Ha burada sen onun gibi düşünebilirsin, düşünmeyebilirsin. Ama burada yazar seni buna ne yapmıyor? Zorlamıyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bir kanıtlama yönüne de ne yapmaz denemede yazar? Gitmez. Burada çok önemli konulardan birisi de daha iyi denemeyi kavrama adına Nurullah Ataç'ın önemli bir sözü var. Deneme benim ülkesidir diyor arkadaşlar. Ben. Ben nedir? Bana göre. Eğer zaten kanıtlama durumu olsaydı denemede ortaya bir kanıt sunma, karşı tarafı inandırma olsaydı o zaten deneme olmazdı. Bana göre, ben olmazdı. Bana göre olmazdı, bana göreliği olmazdı. Dolayısıyla denemelerde kişinin, yazarın yapmacıksız, içten, kanıtlama yoluna gitmeden özgürce duygu ve düşüncelerini ortaya koyma, gözlemlerinden ve deneyimlerinden yola çıkarak sevgili arkadaşlar, deneme yazarı görüş ve düşüncelerini kendisiyle konuşur gibi ifade etmesi yer alır, ortaya konur. Evet, devam edelim. Denemeyi bir tür olarak ortaya koyan ve onu bu türlerden ayıran Montaigne'dir arkadaşlar. Montaigne, sevgili arkadaşlar, deneme türünün dünya edebiyatındaki babasıdır.
kurucusudur. Deneme türü Türk edebiyatına da Tanzimat sonra zaman içinde yerleşmiş gelmiştir. Arkadaşlar, Cumhuriyet Edebiyatı dönemine büyük gelişmeler göstermiş. Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Suud Kemal Yetkin, Salah Birsel, Şevket Rado, Mehmet Kaplan gibi yazarlarımızın deneme türünde eserleri vardır. Bu yazarlarımız ön planda da bulunmuştur. Bugünkü işlediğimiz Picasso'nun Hatları denemesini yazan Rasim Özdenören de Türk Edebiyatı'nda önemli deneme yazarlarından birisidir. Özellikle Rasim Özdenören'in kitaplarını tavsiye etmekteyim. Muhakkak arkadaşlar okuyun. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz sayfa 38 ile 46. sayfalar arasındaki Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabımızın yeni müfredata ait kitabından, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kitabından deneme konusu üzerindeki işlediğimiz metinler ve soruların çözümü şeklindeydi. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videomuz ve konumuzla ilgili, kitabımızdaki yeni konularla ilgili videolarımızla sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlar, kitabımızdaki şiir ünitesi, şiir temasıyla ilgili, sanat şiiriyle ilgili videomuz şu anda zaten yayında, birçok arkadaşımız izlemişti. İzlemeyenlerimiz varsa orada yazılıda çıkabilecek soruları da içeren videomuz var. Onu da inceleyelim. Önümüzdeki günlerde yeni konuların işlenmesiyle ilgili videolarımız da gelecek ve ilerleyen günlerde yazılıda çıkabilecek soruları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda tema sonundaki tema sonu ölçme değerlendirme sorularını da sizlerle yapacağım arkadaşlar. Bu soruları da beraberce işleyeceğiz. Ne zaman işleyeceğiz arkadaşlar? Sayfa 67'ye geldiğimiz zaman, 67. sayfadaki birinci tema ölçme değerlendirme sorularımızı yapacağız. O gün gelinceye kadar siz de sevgili arkadaşlar iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Bir sonraki konumuzda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelarsanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Yorumlar bölümünde sorularınızı, dilek ve düşüncelerinizi muhakkak bana yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.